Çok sayıda gazimiz var. O gece meydanlarda AK Partilisi ile diğer partilerin mensuplarıyla tek yürek, tek ses olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkma mücadelesi verildi. 7 Ağustos İstanbul Yeni Kapı'da bir araya gelen siyasi parti genel başkanları ve her kesimden vatandaşımız ülkemizin önünde yeni bir kapının açılışının müjdecisi olmuştur. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği konusunda açtığı bu yeni kapıya sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum. Biz yıllarca gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz. Ama milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik. Yıllarca bu hassasiyetle hareket ettik. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Maalesef bu alçaklar o gece 240 evladımızı, 240 kardeşimizi şehit ederek 2195 kardeşimizi yaralayarak milletimize bedel ödetmişlerdir. Milletimize bu ihaneti yapanlardan hesap sormak ve FETÖ'nün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu parti 15 yıllık bir parti olabilir. Ama bu partinin ve mensuplarının medeniyet davası 1400 yıllık kadim bir davadır bu parti ve mensupları Anadolu coğrafyasında bin yıldır verilen mücadelenin bugünkü temsilcileridir. AK Parti'yi var eden ve yaşatan ruh İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar bu milletin iftihar vesilesi tüm dönemlerinin ruhudur. Bu parti sadece komşularımızda değil, Balkanlardan Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar dünyanın neresinde bir mazlum varsa hepsinin de akan gözyaşını silen eldir. Bu parti ötekileştirmelerin, dışlanmışların, öz yurdunda parya muamelesi görenlerin ümitle çarpan yüreğidir. Onun için sizlere büyük görevler düşüyor. 15 Temmuz'a kadar AK Parti'ye Oy verenlerden aldığınız güçle tüm Türkiye'ye hizmet etmenin çabası içindeydiniz. 15 Temmuz'dan sonra ise hangi partiye oy vermiş olursa olsun artık Türk milletinin tamamına karşı kayıtsız şartsız sorumluluğunuz vardır. O başlangıcı meşum bitişi zafer olan gecede hep birlikte şu gerçekleri gördük. Bu millet varsa biz varız. Bu ülke varsa biz varız. Bu devlet varsa biz varız. Bu bayrak varsa biz varız. Bu ezanlar, bu selalar varsa biz varız. İşte bunun için 15 Temmuz'da hepsine birden saldırdılar. Meclise saldırdılar. Çünkü milletin temsil makamıydı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldırdılar. Çünkü devletin temsil makamıydı. Polise saldırdılar. Çünkü bayrağın muhafızıydı. Askerimize saldırdılar. Çünkü vatanın onlar koruyucusuydu. Karşılarına Allahu Ekber diyerek çıkan insanlara saldırdılar. Çünkü ezanın ve salanın çağrısıyla oraya gelmişlerdi. Tüm bunlara şahit olduktan sonra artık 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız. Hiçbirimiz davranamayız. En başta Cumhurbaşkanı olarak ben davranamam. Aynı şekilde iktidar partisi olarak Türkiye'nin son 14 yılının sorumluluğunu üstlenmiş iktidar partisi olarak AK Parti böyle davranamaz. Muhalefet partilerinin de aynı anlayışta olduğuna bu süreçte şahit oldum, inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, meslek örgütlerinin, farklı meşreplerin, ekollerin temsilcisi tüm gruplarında aynı anlayışta olduğunu ümit ediyorum. AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü ülkemiz ve milletimizin böyle tarihi bir dönem noktasında gerçekleşiyor. Türkiye'nin 2002 yılı sonundan bu yana gerçekleştirmiş olduğu ekonomik ve demokratik dönüşümünün mimarı olan AK Parti'den yeni dönemde de aynı öncü misyonunu devam ettirmesini bekliyorum. Bir kez daha kurucu genel başkanı olduğum partinin AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Gönülden kutluyorum. Genel Başkan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım Bey başta olmak üzere tüm yönetici kadroya ve şu ana gelişinde emeği geçen tüm kardeşlerime köy mahalle temsilcisinden yakasına kadar partiye emek vermiş olan herkesi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik, dirlik ve beraberliğimiz için vereceğiniz mücadelede sizlere başarılar diliyorum. Sizlere Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.